Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün size bahsedeceğim kişi Diana Lane Bowden. Bazen bir eşyamızı kaybettiğimizi sanıp günlerce ararız. Halbuki o eşya tam da gözümüzün önündedir aslında. İşte bazı suçların failleri de o kaybolan eşyalarımız gibidir. Ya da bizim kaybettiğimizi zannettiğimiz ama gözümüzün önünde duran eşyalar gibidir. Diana, Arizona Üniversitesi kampüsünün hemen doğusunda birbirine yakın çok sayıda apartman kompleksi ve sayısız sosyal etkinliği nedeniyle öğrenciler arasında popüler olan bir bölgede yaşıyordu. Bu bölge günah şehri olarak biliniyordu. 21 yaşındaki Diana Lane Bowling, 6 Ocak 1978 akşamı ailesiyle birlikte güzel bir akşam yemeği yiyor. Herkes mutlu görünüyor. Diana yemek yiyip biraz ailesiyle vakit geçirdikten sonra evine gitmek için hazırlanıyor. Ailesi o akşam onlarla birlikte kalmasını, geceyi birlikte geçirmelerini söylüyor. Ancak Diana bunu kabul etmiyor. Çünkü ertesi gün hukuk firmasındaki yarı zamanlı işine gitmesi gerekiyor. Ve oraya gitmek için de kendi dairesinde kalmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Çünkü kendi kaldığı dairesi iş yerine daha yakın. Diana aile evinden ayrıldıktan sonra yakınlardaki bir bara gidiyor ve orada yakın arkadaşıyla biraz zaman geçiriyor. Daha sonra 24.30'da bardan ayrılıyor. Bu Diana'nın canlı görüldüğü son tarih. O gece saat 2 sularında erkek arkadaşı Diana ile birlikte kaldığı daireye dönüyor ve Diana'yı yatak odasında cansız halde buluyor. Yatağın üzerine yatırılmış Diana'nın kıyafetleri dağınık, boynunda bir kemer var ve sağ bileğinde de yaralanmalar mevcut. Şimdi size birazcık Diana'nın hayatından bahsetmek istiyorum. Harold ve Bobby Ann lise aşıkları. Lisede birbirlerini görüp çok etkileniyorlar ve aşık oluyorlar. Daha sonra Arizona Üniversitesi'nden mezun oluyorlar. Harold büyük bir şirkette mühendis olarak işe başlıyor. Bobby Ann ise bir öğretmen. Daha sonrasında çift evleniyor ve iki tane de kızları oluyor. Çift için James ve Diana evliliklerinin bir müjdesi, onlara gönderilen bir hediye. Yani çift kızlarını gerçekten çok seviyor ve çok da iyi yetiştiriyorlar. Diana çok merhametli bir insan, çok güler yüzlü, çok yardımsever, iyilik yapmayı çok seviyor. Aynı zamanda insanlarla iletişimi çok kuvvetli. Yani küçücük bir çocukla da konuşup arkadaş olabilir, yaşlı bir insanla da. Yani şöyle derler ya bizde hani çocukla çocuk büyükle büyük olur. Aynen o şekilde bir insan. İnsanlarla iletişim kurmayı çok seviyor ve çok arkadaş canlısı. Şiir yazmayı çok seviyor. Çok da yetenekli bu konuda. Aynı zamanda resim yapmaktan da büyük zevk alıyor. Diana okulda da çok başarılı bir öğrenci. Liseden onur derecesiyle mezun oluyor. Diana fiziken de çok güzel görünüyor. İnce ve uzun yapılı. Uzun sarı saçları en büyük özelliklerinden biri ve o şahane gülümsemesi. 1974 yılında sosyeteye giriş yarışmasında ikinci oluyor kendisi. Bu yarışma nasıl bir yarışma bilen varsa bana açıklasın. Üniversitenin birkaç yılını yurt dışında okuyor. Daha sonra ise Arizona Eyalet Üniversitesi'ne geçiş yapıyor. Yani burada hem okuyor hem de çalışıyor aslında. Üniversiteden sonra dış hizmetler sınavına girip hukuk ve uluslararası pazarlama alanında kariyer yapmayı düşünüyor. Dinlediğiniz üzere Diana kendisini çok iyi yetiştirmiş. Gerçekten çok başarılı, çok donanımlı bir kız. Diana'yı yatak odasında cansız bulan erkek arkadaşı tabii ki hemen polisleri arıyor. Polisler geldiğinde Diana'nın boynunda bir kemer olduğunu görüyorlar. Kıyafetleri dağınık bir şekilde ve göğsünde de 3 tane bıçak yarası var. Polisler daha sonrasında Diana'nın ailesini haber vermek için evini arıyorlar ve telefona babası Harold cevap veriyor. Polisler onlara kızlarının kaybettiklerini yani artık hayatta olmadığını söylüyorlar. Harold şok içinde bunun kötü bir şaka olduğunu düşünüyor. Daha saatler önce birlikte çok iyi vakit geçirdikleri kızlarının şu anda cansız olduğunu söylüyorlar. Bu gerçekten kötü bir şaka olmalı. Polisler ilk başta her zaman olduğu gibi erkek arkadaşından şüpheleniyorlar ve onu araştırmaya başlıyorlar. Ancak erkek arkadaşı kısa sürede listeden çıkartılıyor. Diana, Arizona Üniversitesi kampüsünün hemen doğusunda birbirine çok yakın sayıda apartman kompleksi ve sayısız sosyal etkinliği nedeniyle öğrenciler arasında popüler olan bir bölgede yaşıyor. O bölgeye Günah Şehri adı verilmiş. 1968'lerin başlarında verilmiş bu isim o bölgeye.
Çünkü orası daha böyle yüksek binaların olduğu, üniversite öğrencilerinin çok daha fazla bulunduğu, daha rahat, daha gelişmiş bir yer aslında. Diana öldürüldükten sonraki bir hafta içerisinde başka bir kız öğrenciye yine bir bıçaklı saldırıda bulunuluyor. Bölgede kadınlara yönelik bu suçlar artmaya başlıyor ve polise sürekli bu konu hakkında şikayetler geliyor. Artık kadınlar ve kadın öğrenciler yanlarında kimyasal gazlar, işte kendilerini korumak için bıçak, silah gibi şeyler taşımaya başlıyorlar. Tüm bu saldırıları yapan kişinin bir seri katil olduğunu düşünüyorlar. Bu sırada çünkü Florida'da kız üniversite öğrencilerine saldırıda bulunan bir seri katil var. Daha sonradan polisler bu seri katili Ted Bundy olarak tanımlayacak. Diana'nın ölümünün arkasındaki kişinin de bir seri katil olabileceği düşünülüyor. O dönemde teknoloji tabii ki gelişmediği için DNA örnekleri ve kalıntılar yeterli şekilde incelenemiyor. Diana'nın ölümünden 2 gün önce başka bir kadına bir saldırıda bulunulmuş. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi Arizona Eyalet Üniversitesi'nin eski bir öğrencisi. Bu kişi tutuklanmış ancak delilik nedeniyle serbest bırakılmış. Avukatları bu öğrencinin ciddi akıl sorunları olduğunu savunmuşlar. Öğrenci 1978 yılında bir hastanede tedavi görmüş ve onun iyileştiğini düşünüp tekrardan oradan taburcu etmişler. Bu öğrenci Diana'nın ölümünden 6 ay sonra başka bir kız öğrenciye saldırıda bulunuyor, tutuklanıyor ve serbest bırakılıyor. Daha sonrasında 6 yıl sonra tekrardan bir kadına bıçaklı saldırıda bulunmak istiyor. Bu sefer tutuklanıyor ve neyse ki artık serbest bırakmıyorlar onu. O dönemlerde bu adam da araştırılmış, bu öğrenci de araştırılmış ancak yeterli DNA incelemeleri yapılamadığı için sanırım onu suçlu bulmamışlar. Ve Diana'nın davası yavaş yavaş soğumaya başlamış. Medyadaki Diana saldırısıyla alakalı haberler gittikçe azalmış. Bu olayı araştıran dedektifler emekli olmuş. Yani dava gittikçe soğumuş. Ancak Bowding ailesi bu polis departmanıyla iletişimlerini hiçbir zaman koparmamışlar. Tom Maggizoni. Tembi Polis Departmanı'nda 27 yıl boyunca dedektiflik yapmış. Dedektif Tom 1994 yılında cinayet davalarını yeniden araştırmaya başlıyor ve birkaç yıl sonra da soğuk davaları araştırmaya başlıyor. Ve Diana'nın davası oldukça ilgisini çekiyor. Davadaki bütün deliller muhteşem şekilde korunmuş ve saklanmış. DNA teknolojisi de yıllar boyunca ilerliyor. Polis departmanı Diana davasındaki DNA kanıtlarını ülke çapında yeni bir veri tabanı olan tarayıcıya yüklüyor. Bu birkaç yıl sürmüş. Araştırmalar sonucunda Diana'nın erkek arkadaşı yeniden şüpheli listesinden çıkartılıyor. Yani artık kesin olarak biliniyor onun olmadığı. 2001 yılında dedektif Tom bir telefon alıyor. DNA kayıtlarının biriyle eşleştiğini söylüyorlar. Bu kişi 1985'te Kuzey Arizona Üniversitesi'nde 20 yaşındaki bir kız öğrenciye saldırıda bulunmaktan hapiste olan Clarence Wynne Dixon. Clarence o zamanlar Diana'nın kaldığı dairesinin tam karşısındaki apartmanda kalıyor. Ve Clarence'in bütün saldırılarında kullandığı bıçak ile Diana'nın göğsünde bulunan bıçak yarasının izi o bıçakla eşleşiyor. Diana'nın vücudunda ve çamaşırlarında bulunan spermler ise Clarence'a ait. Bu dava Tempe Polis Departmanı'nın çözmüş olduğu DNA sistemiyle çözmüş olduğu en soğuk dava. Suçlu aslında göz önündeydi ve birçok kere aynı suçtan hapse girip çıkmıştı. Ve her seferinde de delilik savunmasıyla dışarıya salınmıştı. Ve her dışarı çıktığında da yeniden yeni bir suç işledi. Peki ama kimdi bu Clarence Wynne Dixon? Gerçekten sağlık problemleri var mıydı? Yoksa numara mı yapıyordu? Clarence, Navajo Nation Kızılderili bölgesinde büyüdü. Babası Wilbur oldukça sert bir adamdı ve madde bağımlısıydı. Eşi Ella'ya ve çocuklarına çok kötü davranıyordu. Onları aşağılamak için de iğrenç takma isimler kullanıyordu. Clarence doğuştan kalp rahatsızlığı ile doğuyor. 12 yaşındayken ise açık kalp ameliyat olması gerekiyor. Ve hastaneye gitmesi için de birkaç mil yürümek zorunda. Açık kalp ameliyatı olmak için hastaneye yürüyerek gidiyor ve yanında ailesinden hiç kimse yok. Tek başına gidiyor, tek başına ameliyat oluyor hastanede. Birkaç yıl sonra annesi hayatını kaybediyor ve babası da çocukları yatılı bir okula veriyor. Bu yatılı okul, Amerika hükümeti tarafından Kızılderili çocukları kendi kültürlerinden uzaklaştırıp Amerika yolunda asimile etmek için kurulan bir okul. Birçok çocuk bu okulda saldırıya uğramış ve öldürülmüş. Clarence'in neler yaşadığını tahmin edebilirsiniz. Clarence bir yetişkin olduğunda artık alkol ve madde bağımlısı.
1976 yılında hayatı biraz olsun düzene giriyormuş gibi. Yani Arizona Eyalet Üniversitesi'ne kaydoluyor, evleniyor. Ancak bu evliliği maalesef ki madde bağımlılığı sebebiyle 1978 yılında sonlanıyor ve akıl hastalığı belirtileri yavaş yavaş ortaya çıktığı için de bu üniversiteyi bir yıl sonra bırakmak zorunda kalıyor. Clarence'in kafası karışık, mantıksız ve şaşırmış bir şekilde davranıyor. Yani onun saldırısından kurtulan kız öğrenci onun hakkında bunları söylemiş. Yani Clarence ne yapacağına karar veremeyen bir tip aslında. Bir şeye tam anlamıyla karar veremiyor. Kafası çok karışık. Bir şey yapmak istiyor, sonra vazgeçiyor, sonra tekrar yapmak istiyor falan gibi. Psikiyatristler Clarence'a şizofren teşhisi koyuyorlar ve birçok suçtan yırtmasının sebebi de bu. Ve yine işlediği bir suçtan dolayı serbest bırakılınca 2 gün sonra da Diana'yı öldürüyor. Kasım 1978 yılında hırsızlık ve ölümcül silah bulundurma suçundan dolayı yakalanıyor. 14 ila 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılması gerekirken 4 ya da 5 yıl gibi bir ceza veriliyor ve 6 yıl toplamda hapiste kalıp serbest bırakılıyor. Yani hep bu şekilde. Hep az cezalar, aslında yaptığı suçlar büyük, cezaları ağır, fakat o delilik sebebiyle daha az cezalar alıp dışarıya bırakılıyor. Ve 31 yıl sonra 2008 yılında Clarence sonunda Diana'yı öldürmekten suçlu bulunuyor. Clarence'in duruşması oldukça uzun da sürmüş ve duruşmalarda hep şunu savunmuş: zaman aşımı nedeniyle suçum düşürülsün. Mahkemeden bunu talep ediyor sürekli. Ve mahkemeden DNA kanıtı kullanılmaması için bir dava açmasını istemiş. Bir dava açılsın ve DNA kanıtları kullanılmasın. Zaman aşımı sebebiyle de suçum düşürülsün. Bunları savunuyor. Eğer bunlar olmazsa beni savunan avukatların hepsini görevden alın diyor. Ben kendi kendimi savunurum. Öyle de yapıyor. Clarence kendini savunurken Diana'nın ailesini ve erkek arkadaşını saçma bir şekilde çapraz sorguya çekiyor. Yani şöyle, olayı şu şekilde savunuyor: kızınız neden akşamın o saatinde, gecenin o saatinde evde tek başınaydı? Erkek arkadaşına diyor ki, işte sen neden onu tek başına evde bıraktın? Beni gördünüz mü? Yani bu suçu benim işlediğimi gözünüze gördünüz mü? Nereden biliyorsunuz? Falan gibi böyle saçma sapan sorular soruyor. Ve Clarence'ın son olarak saldırıda bulunmak istediği kız da mahkemede duruşmaya katılmış ve onun aleyhine tabii ki tanıklık ediyor. Ve aynı şekilde Clarence onu da çapraz sorguya çekiyor. Emin misin benim sana saldırdığıma? Beni gördün mü? Falan gibi böyle değişik değişik soruları var. Ve yıllar içerisinde de mahkeme sürekli olarak başvuru yapmış suçlarının düşürülmesi için, ancak mahkeme bunun hiçbirini kabul etmemiş. Ve Arizona'da cinayet suçlarına karşı hiçbir zaman aşımı uygulaması yokmuş. Ve Clarence idama mahkum ediliyor. İdama mahkum edilen 5 Kızılderili'den biri kendisi. Ve sanıyorum şu anda 65 yaşında ve yanılmıyorsam eğer 11 Mayıs İdam tarihi olarak belirlenmiş, 11 Mayıs 2022. Bu bilgi tam olarak net mi bilmiyorum, çünkü çok yerde rastlamadım buna, sadece bir iki sayfada vardı. Eğer öyleyse çok az bir zamanı kaldı. Kendisine yeniden bir avukat tutmuş tabii ki ve sonradan bu avukatı da kendisini şöyle savunmuş: İşte yaşlı biri, sağlık problemleri olan birini, bünyesi çok zayıf olan birini ve görme kaybı yaşayan birini idam etmek ne kadar doğru diye bir savunma yapmış. Ve bir dava videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dava videosunda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir de kısacık şunu hatırlatacağım: videolarımın izlenme sayısıyla, görüntüleme sayısıyla beğeni sayısı oldukça uçurumlar var arasında, oldukça farklı. Lütfen kenardan izleyip kaçmayalım. Bir tanecik de beğeni atalım. O şekilde emeklerimizin de karşılığı alınmış olur diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Hoşça kalın.